Gülşen. Gülşen programımızın, gel Gülşen'cim böyle, ilk konuklarındandı. Annem Hanım Yıldız yaklaşık bir aydır kayıp, Antalya Zeytinli Köyü'nde olduğu iddia edildi. Başına bir şey geldiğinden korkuyorum dedi. Gülşen'cim, anneni aramak üzere buraya geldin. Şimdi bilgisini verdi arkadaşlarım, anneni bulduk. Alo be. Annem telefon attığında, alo. Hadi. Alo, ses gelmedi. Alo anne. Ha. Anne nasılsın? İyiyim, nasıl olayım ya? Anne nereye kayboldun sen bir anda? Ne kaybolması ya? Ben buraya geldim işte, birisiyle burada birisini buldum orada. Ben olduğunu söylediniz mi? Ha? Yayında olduğunu bilmiyor galiba. Ben diyor saf mıyım diyor, kaybolayım diyor. Yayına çıkan olmuş dediler ama kimin çıktığını anlayamadık bir anda. Gülşen, Gülşen kızım burada hanım teyze. Ha ha, gördüm gördüm, ha televizyonda gördüm, tanıdım. Eyvallah. Gördüm gördüm. Hanım teyze neredesin şu anda? Anne neredesin sen şu anda, kendin çıkıp gelebiliyor musun? Ben burada şeydeyim, burada Antalya'da buradayım. Benim şeyimi, burada ikametimi de buraya aldım. Zorla tutuyorlar demişsin orada. İkametini neden aldın o zaman oraya anne? Zorla tutulma değil. O bir, kadının bir tanesi öyle beni öyle şey yapmış. Kimin yanındasın Antalya'da? O senin dediğin adam benim, ben de hiç adamda rahat değildim, canımı yaktı. Ali. O da şeyine, köyüne gittiydi. Çantamı aldım kaçtım. Aldın kaçtın. Kimin yanına gittin çantanı alıp? Sekizi buldum. Çantamı aldım orada birisiyle, bu tarafta burada duran birisiyle birisini buldum, geldim buraya. Adı Gülcan ne o sekizi? Adı ne? Sessiz. Buyur. Adı ne yanındaki kişinin? Adı Halil Kilit. Halil Kilit, hala yedideyiz yani. Kim tanıştırdı seni Halil'le? Orada buldum, bir akrabasının evine gelmiş. Orada mahallede, orada tanıştım adam. Adamı aldı getirdi beni. Hayır. Buraya. Geldik. Çorum'da mı tanıştın, Antalya'da mı tanıştın? Çorum'da. Çorum'da. Kimin evinde tanıştın? Mahallede orada akrabasına gelmiş, orada tanıdım. Kız akrabanın adı ne? Çatlattın beni. Ben ne bileyim, unuttum. Gülcan. Gülcan mı adı? Gülcan diye. Gülcan. Tamam. Gülcan. Peki Ali de dedi mi sen, Ali Esen de dedi mi sen bu dedi Halil'le git hadi bakalım Antalya'ya dedi mi sana? Yok ya, onun haberi yok ya, onu ne yapacağım. Kaçtı ya. Onda, o bana birlik huzur vermiyordu. Köyüne gitmişti, ben de kaçtım. Ama tekrar istiyor. Peki anne... Gülcan ne? Seni Halil'le tanıştırdı, sen de Halil'in yanına vardın, doğru mu? Ne diyor Gülşen? O tekrar geri gelmeni istiyor. O zaman anne huzur vermiyordu, neden geri gelmeni istiyor gene? Geri gelmemi iyi ister, o orada orada ben yasaka edecek, vuracak, iyi bir dayak atacak. Kim o? Anne sana hiç vurmadığını söylüyor, ne dayak atması? Sen nasıl Ali'ye bana inanıyorsun? Bana vurmadığı değil. Bana huzur vermiyordu. İyi yaşamıyordu benimle. Ama kendinden haberi yok. Hanım teyze. He, buyur. Gülcan kızına demiş ki. Hı? Annen demiş Halil'in yanında. Zorla tutuluyor. Zorla tutuluyor. Beni buradan kurtarın diyor. He, onu oradan alsın götürsünler, çağırsınlar diye o öyle uydurmuştur. Ha, anne nasıl uydursun? İki gündür konuşuyoruz. Evet. Hala aynı kelimede ısrar ediyor. Ben de durmadı. O başka adamda da durmasın diye o öyle söylemiştir. Kıskandığı için. Bunu söyleyen Ali değil. Hayır, Gülcan, ya. Gülcan. Yok, kimse beni burada zorla tutan yok. Ama öyle söyledi, biz konuştuk. Gülcan'a beni kurtar dedin mi? Tamam, buraya mahalleye polis yollamışlar. Dün gittim. Polis karakolunda ifade verdim. Ben dedim mi şeyden, Çorum'dan dedim, oranın soğuğundan dedim kaçtım dedim. Soğuğundan. Dedi ki bana,
Sen üstünde dedi, başında dedi, bir şey olmadığı için. Geldin oradan dedi, Çorum'dan dedi. Kaçtın dedi. Oranın soğuğundan kaçtım dedim. Ama teyzeciğim şimdi Çorum'un soğuğundan kaçacaksın, Antalya'nın sıcağına varacaksın. Kafanı sokacak bir yer lazım. Nereden buluyorsun sen? Hani bu kadar kişiyi nereden buluyorsun hanım teyze? Buldum, ha evindeyim rahatım. Vallahi bravo ya. Aklı başında demiştim. Vallahi aklı bravo. Başında. Yok yok, bayağı aklı başı. Bak gülüyor kızı, görüyor musun? Gülüyor bak, gülüyor. Hayat ona güzel ama. Yani hayat ona güzel, şey yok. Düşünmüyor. Çocuklarınla, çocuklarının yanına geliyor musun hanım teyze? He? Çocuklarının yanına geliyor musun? Ne zaman? Anne yanımıza gelmiyor musun? Özledim. Ne yapayım ben, şeyden o cezaevindekinden boşanınca kısmet olursa nikah yaptırmayı düşünüyorum. Boşandın mı sen peki? Yok, cezaevinde bir adamım var da ondan daha boşanmadım. Ali Bey sizi nereden aldı? Ondan bir evlilik yaptım işte. Onda da 6 ay kaldım. Tokat'ın rüzgarından Çorum'un soğuğuna. Ama çok üşüyor. O da hani çok üşüdüğü için demek ki. Ali Bey size kötü mü davranıyordu? Yayında olduğunu bilmiyordu ya, belki. Ya çok kötü yayında davranıyordu. Bana dirlik huzur vermiyordu. Kendinden haberi yok. Dirlik huzur vermiyor. Hani vurma... kadını rahat tutan... Ama hiçbir huzursuzluk vermedim. Evinde anne. Durmaz mı? Anne. Yazık vallahi. Yazık. Hiçbir şekilde kötü davranmadım dedi. Kendi keyfinden gitti dedi ama. Ha, keyfimden gitmişim. Hala son bugün gene konuştuk yani hiç... Şiddet uyguluyor muydu size? Size tabii iyi konuşacak. Doğru dürüst yüz baş alamıyordu, giyim alamıyordu. Evet. Çamaşır makinesi açıyordu. Alamıyordu derken hiçbir şey alamıyordu. Getiriyordu. Kadın makine açmaz mı? Hiç vurdu mu size? Yok, vurmadı. Ben ne yapıyordum? Dur. Banyonun camını açıyordum. Banyonun camını açmışım, seni döverim. Çoba yanıyor diye kapı açık kalıyor diye, evin kapısı. Seni döverim, evin kapısı açık kalmış. Bana böyle kötü davranıyordu. Sözlü şiddet. Bıktırdı beni, bıktım. Hiç kılık kıyafet de almıyordu sana? Yok, üstüne. Alamıyordu doğru dürüst. Borcu da vardı. Doğru dürüst ev kirayı da veremiyordu. Gülcan Hanım mı sizi oradan aldı götürdü? Otobüse nasıl bindiniz? Otobüse o bindirdi getirdi. Gülcan'a ne yapacaklar? Gülcan beni zorla getirmedi. Ben kendim gönlümle o kadının peşine düştüm. Hmm. Gülcan zorla seni Antalya'ya götüren kişi, doğru mu? Çünkü kadına iftira etsem yani iftiramdan bulurum. Ben zor gönlümle ben çıktım o evden. Ama beni Gülcan bıktırdı. Ben ne götürmedim diyormuş onu. Ben tesadüf eseri gördüm akıllı diyormuş. Niye böyle yalan söylüyor? O bana beni suçlarlar diye öyle der. Suçlanmasın diye. Ama yok siz... ya, ne suçlanacak ki? Halil'le nerede tanıştınız? İşte burada tanıştım. Ben boşu aramışım. Ya, ben kendim. Anne ben yani, kendimi yiyorum kaç haftadır. Söyleyemiyordum ki. Senin gayet keyfin yerindeymiş. Ben kendimi ben yedim söyle. Gerçekten. Rahat. Ben sen... Sözde huzursuzsun, zorla tutuluyorsun diye yani beni niye yedin anne, gerçekten ya yedin. Ya dedim üzülürler dedim ama. Doğru. Yok üzülme, ne alakası var anne? Ha dediler çocukların deli olur, şey olur, düşünür, arattırırlar diyenler de oldu. Anne seni ben kaybolduğun dakikadan beri arıyorum, arattırmak değil. Türkiye'ye haber ben verdim yani duyasın diye. Şu anda bugün herhalde... Televizyon olmasa kesinlikle duymaz. Bugün 4 gün oluyor herhalde, değil mi? Yok, gene duymazdı. Televizyon olmasa gene duymazdı. Evet yani yayından belki gördü, ATV'yi sever kendisi, ben özellikle seçtim zaten. ATV'desin, seni izliyorum şimdi, senin konuştuğunu. Evet, ATV'yi sevdiği için yok. Buraya gelip Gülşen'e bir sarılmak ister misin? Bak çok üzüldüğünü söylüyor. Aldıracağız onu. Ben onu 8 senedir görmedim de şeyde, görüntülü telefonda gördüm. Peki ben seni şimdi Antalya'dan... senedir görmedim. Çocuklarıyla onu görmedim miydi? Antalya'dan buraya getireceğim seni buraya. Antalya'dan uçak mı istersin? Araba mı istersin? Seni buraya getireceğim.
Yok yok, bir nikahımızı bir yaptırak da. Anne söyleme ya, vallahi teyzeciğim, böyle söyleme. Nikahla alakası yok. Seni birkaç gün burada misafir edeceğiz. Sonra nerede misafir tekrar olacağım? Sonra göndereceğim tekrar Antalya'ya. Nerede misafir olacağım? 5 yıldızlı otelimizde. Ne diyeyim yani? Ne yapacağım? Bizde mi kalacağım? Adamla mı gideceğim? Ne? Adamı da getir. Adamla. Hayır, onu bırak gel dediğinizi zannettim. Hayır, kimseyi bırakma. Kızın seni görmek istiyor, sana sarılmak istiyor. Ne yapayım, adamla gitsem adama pazartesi işe gidecek. Kiminle gideceğim ben, ne yapayım orada? Anneciğim, ben seni aldıracağım, oldu mu? Yok yok. Yok. Niye yok yok? Kaybetme korkusu. Yok, gitmeye gönlüm yok. Anne beni o zaman daha göremezsin, ben uzun gelemem. Uzun seferler yapıyor. O gelsin buraya uçağına. Ben gelemem. Kafa da zehir ha. Halil Bey'le buraya gelin. O işe gidiyor, pazartesi işe gidecek. Tamam, ben izin alırım ona. Zaten bir hafta izin almış, daha nasıl izin alacağınız? Ne iş yapıyor hiç Halil hiç Bey? Hiç değişmemiş vallahi. Tavuk çiftliğinde çalışıyormuş. Tamam, patronundan bir günlük izin alacağım. Uçakla getirip uçakla göndereceğim sizi. Yok ya, gitmeyeyim. Kız o kadar bak, Antalya'nın sıcağından İstanbul'un serin sularına hadi. Yok yok yok. Yok, size yok, iyi yok, davranıyor yok, mu Halil Bey? He? İyi davranıyor mu Halil Bey? Alo. Halil Bey merhaba. Merhaba. Sizden bir ricam var. Hanım teyzeyi de buraya alıp gelir misiniz? Ekip arkadaşlarım ulaşımla ilgili bilgileri verecekler. Merhaba. Sesinizi alamıyorum. Evet. Televizyondan dinliyor. Diğer Bekir Beylerin konusuna geçeceğim evet için. Buyurun evet. Kafam gitti. Halil Bey. Ben de bir şey konuşabilir miyim? Tabii, buyurun konuşun. Bak, ben bir hafta izin aldım şu anda. Hanım Yıldız şu anda benim yanımda. Ben istediklerini hep halen de alıyorum. Yani bana diyor ki şunu bunu al diyor. Ben de alıyorum. Bak, ben bir hafta izin aldım iş yerinde. Bahar tavukta çalışıyorum. Hı hı. Ama benim onu görme şansım yok ki başka hiç. Yani. Şimdi yayın sonrasında Halil'le de konuşsunlar ekip arkadaşlarım. Diğer konuya geçeceğim. Her istediğini de alıyormuş ha. Bir haftada izin almış. Ali'ye bir hafta izin al desem. İzin kağıdına döner. Gel. Ay, en azından müjdeyi verdik. Gel. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bence bende kesin kaygı bozukluğu var. Bak anlatıyor anne, diyorum ki bunları idrak edemiyor, kullanılıyordur diyorum. Canım teyze mutlu yani. Bekir Kılıç geliyor efendim. Bugün eşi canlı yayında olacak ve bir de hatırlatmamız var. Bekir abi zaten sürtüyomuzda. Bekir Kılıç geliyor. Eşi biliyorsunuz ki Ayşe Kılıç. Denizli Çivril'de Önder Tozan'a kaçıyor. Önder Tozan'ın da ayrıldığı eşi bugün sürtüyoda olacak. Ayşe Bekir Bey'le resmi nikahla evli. Binnur'la Önder evliler. Önder'in söylediği bir şey var. Siz eşinize, Önder Tozan'a ihanet ettiniz, bundan dolayı ayrıldınız diyor. İhanet o yol açtı Esra Hanım. O mecbur etti beni. Tutmadı, evine sahip biri değildi. Çocuklarına bakar mı? Çocuklarını babası bakıyor, kendisi bakmıyor. Peki niye Ayşe Hanım'a böyle sahip çıkıyorum diyor? Sahip çıkmıyor. Çünkü Ayşe Hanım'ın çocuklarının parası mı ne varmış ya, o yüzden. Öner Bey telefon hattındaymış. Annesi her zaman para göz, aç gözlü, doyumsuz bir insandı. Bir insanın eşi cebinden izinsiz para alıyor, o insandan her şey beklenir. Peki niye boşanmadınız? Bana 150 bin lira tazminat verirsen seni öyle boşarım dedi. Eşiniz diyor ki ben sadakatsizlik yapmak zorunda bırakıldım eşim tarafından. Ne demek bu?
Vallahi sadakatsizlik diye bir şey yok. Bir insanın para hırsı olduğu sürece hiçbir zaman hiçbir yere varamaz. E peki Ayşe Hanım'ın boşanması konusunda bugün niye göndermediniz? Benim Perşembe ya da Cuma Konya'ya götürmesizim vardı. Ama pazartesi diye getireyim, hiç problem değil. Bekir abi, anlaşmalı boşanma konusundaki kararınız net değil mi? Ben ağzımdan çıkan ne varsa ardındayım. Lütfen buraya gelin, canlı yayında konuşmak istiyorsanız konuşun. Bekir abi, 28 Ocak'tan bugüne kadar evladını görmüyorsun. O şimdi Sıkkıyo'dan senin için geliyor. Bir prenses geliyor sevgili seyirciler. Bekir Kılıç'ın eşi Ayşe Kılıç stüdyomuzda canlı yayında. Niye arkan dönük Ayşe? Görüşmek istemiyorum. Gözükmek istemiyorsun. Zaten gözük. Ama olsun, gözükmek istemiyorum. Gözükmek istemiyorsun. Niye gelmeme konusunda bu kadar ayak direttin? Gelmek istemiyordum. Niye ama? Yani sana gel derken bu gelmenin tek bir amacı vardı. Bir an önce anlaşmalı boşanmak. Bekir evet. Bey de burada sürütüyor da. Ben onun için geldim zaten şu anda. Boşanmak için. Anlaşmak için geldim. Velayetini vereceğim kızım. Sana sadece kadınca ilk sorumu sormak istiyorum. Tabii. 28 Ocak'ta evden çocukları alıp ayrıldığında, Bekir'i terk ettiğinde günler sonra bir pişmanlık, ya yani bir vicdan azabı çektin mi? Yani hatalı ya davrandım diye. Evet, hatalı olduğumu biliyorum zaten. Bir de kızımı babasından ayırdığım için bayağı üzüldüm. Ya bu kadar. Peki neydi sence hatan? Yani evden, evlisin bir şekilde kaçmak. Ya ben suçlu olduğum için zaten çıkmak istemedim. Ama bunu ilk defa bugün söylüyorsun. Telefonda anlatamıyorum zaten. Esra Hanım. Anlatamadım. Abuk subuk şeyler söyledim. Evet, çok ters konuştun. Evet. Hatalı olduğunun farkındasın. Evet, farkındayım. Mesela sen, yani biz kadınız, bir yani kadının toplumdaki yeri, kadının toplumdaki konumu, öneminden, kadın güçlenmesinden, kadın değerinden bu kadar bahsederken, kadınlarla ilgili tüm konularda hepimiz böyle kalkan olurken, sen bir kadın olarak tüm bu söylenenleri kendine yakıştırıyor musun? Hayır. Bekir burada, istersen ne söylemek istiyorsan söyle. Ben olmak istemiyorum. Muhatap olmak istemiyorum. Muhatap olacaksın. O senin hala eşin. Evet, ben ayrılmak istiyorum artık sadece. Bekir abi. Yüce takdir onun. Hatalıyım demesi bile bence... Yüce takdir onun. Ben konuştum konuşacağımı. Bir an evvel boşuna mı herkes yoluna gitsin. Ben çocuğumun velayetini alayım. Ben de vereceğim zaten. Ha, verecek misin? Evet. Lütfen bunu sesli söyler misin canlı? Velayetini veriyorum. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Yani. Kararını ne değiştirdi? İlk zamanlarda vermem diyordun. Yani boşanmam için Bekir'in de şartları vardı. Velayetini istiyorum dedi benden. Ben de o şekilde yani kabul etmek zorundayım artık boşanmak için. Babasında kalsın. Hayatında bir seçim yapman gerekiyor. Evet. Önderli olman ve anlaşmalı boşanman için. Evet. Bu şartlardan biri de çocuğun velayetini ver. Ben de diyorsun bir an önce yeter ki boşanayım. Evet. Kızımın velayetini de babasına vereyim. Bu Bekir abiyi çok sevindirdi. Pişman olur musun bu kararından sonra? Olmam herhalde. İnşallah olmam. İyi bir anne olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ben çocuklarımı bırakmadım. Emin misin? Evet. İki tane engelli çocuğunu, Ahmet'i ve Muhammed'i maalesef ki Nazilli'de bir temizlik işleri şantiyesine terk ediyorsun sen. Al evraklarda burada 2009 yılında. Şöyle bir yılında. Şey, ben onları terk etmiş olsam velayeti Ahmet'im bende, benim üzerimde şu anda. Hatta ikisini de bana vereceklerdi onun. Evet, ben dedim ki ben felç geçirdiğim için ben kabul edemem ikisini de dedim. Bana orada hakim hanım demişti ki o zaman tercih edeceksin dedi. Ahmet'in yaşı daha küçük olduğu için ben Ahmet'i seçmek zorunda kaldım. O şekilde oldu yani. Çocuklarını niye terk etmiştin?
2009 yılında? Terk etmedim ben. Çocuklar benim yanımda şu anda. Yani Ahmet şu andan yanında. Bahsetmiyorum. Yani bundan 10 yıl önce iki tane engelli çocuğunu neden sokağa bırakan bir annesin? Bunu merak ediyorum. Bak, bütün karakol evrakları, onu bulanlar, bulan kişi de Ferdi Bey, Aydın Nazilli de, hepsine kadar biliyoruz. Bunu niye yaptın? Yani iki engelli çocuğundan vazgeçen bir anne olmak ya da o vazgeçişin hiçbir nedeni yok da niye? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. İkisi de engelli. Evet. Birinin, yani Muhammed'in velayetini ne sen istiyorsun ne baba istiyor. Ya istesem ikisini de alabiliyordum ben. Ama Ahmet sende. Evet. Gerçekten ona iyi bakıyor musun? Evet, bakıyorum. Bekir'le nasıl tanışıp evlendiniz? Bekir Bey beni buldu. O şekilde evlendim. Niye evlendin onunla? O seni buldu da tercih senin. Ya bilmiyorum, tutulacak bir yer aradım sanırsam. Tutunacak bir yer aradın. Evet, o yüzden. İyi bir adam mıdır Bekir? Ya kötü diyemem. Ya psikolojik şiddet olmasaydı bilmiyorum, belki daha düzgün olabilirdi. Ama küfürlerinden gerçekten sıkılmıştım artık. Aşırı küfür ediyordu. Psikolojik, yani gittin sadece yerde, ağzı bozuk ve argo kelimeler kullanan biriydi. Bundan bunaldığın için onu terk etme kararı mı aldın? Evet. Terk etmek, yani ayrılmak istediğinde Bekir'in karşısına çıkıp dürüstçe ve mertçe söylemedin. Söyleyemedim. Cesaret edemedim. Sen başka biriyle hem bir gönül ilişkisi kurmuyorsun. Giderken de Bekir'i aldatıyorsun. Kandırıyorsun, duygularıyla oynuyorsun. Yani Bekir sence bunu hak etti mi? Çocuğunu Bekir'e teslim edebildiğine göre iyi bir baba. Evet. Ona sahip çıkacak biri mi? Çıkar. Hani bazı babalar vardır. Deriz ki ya bin tane anneye bedel deriz. Tanımlamayı olsun, öyle yaparız. Bekir de öyle bir adam mı? Ya çıkar diye umuyorum. Hı? Ya simaya kol kanat gerer. Gözünden sakınmaz diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur yani. Tek çocuğu değil mi Bekir Bey'in, evet, hayatındaki? Evet. Benim ha muhatap olma, ben diyeceğimi yine diyeceğim. Takdir senin. Ben babanın kralını yaparım çocuğuma da. Bizim 5 yıldır, işte 4. 5. yılında oldu çocuğumuz. Bu 2 sene süreç içerisinde AMD, yani para olayı o yok. Ortada yok. İzmir turlarında. Yani tur demeyelim de hastane seferlerinde en ufacık sen ve Ahmet'e gözünüzün üstünde kaşınız var dedim mi? Hayır. Kendi imkanlarımla bak, para olayı yok. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Önder'in 8 kole 5 sat Bekir abi yazdırım. Girme. Kendi babası çocuğunu istemezken Bekir diyor ki, evet, ben o çocuğa babalık yaptım mı yapmadım mı? Ya şöyle bir şey, zaten Bekir görmüyordu bile Ahmet'i. Pazarlara gidiyordu. Pazartesi günleri, her hafta pazartesi günleri ödemesi oluyordu. Salı çarşamba bir mazeret bulup çık dışarıda oluyordu. Yani evde olduğunu görmüyordum. Görüyor muydun Bekir? Görmediğim gün olur muydu? Allah'ın aşkına. Ne kaç zaman dakika görüyordum? Kalırdım dışta. Ödemem bir ve ne olur. Senin gittiğin gün de aynı vakaydı. Ayşe. Perşembe gün çocuğu doktora çıkardık. Kendi iğnelerini yaptırdık. Pazartesi günü dedim yani yavrum kuzum sabahleyin Ahmet'in bezlerini alayım geleyim. Gideceğim yol 19-38 kilometre. Ne yapalım? Bu da yazılmış. Arabanın da freninin patlaması köyün kenarında sizin kaçmanıza tuz biber oldu. Ha, o da önemli değil. Tamam, bu alın yazısı çekilecekmiş. Ona da eyvallah. Yani ben genelde dışta oluyorum. Haftanın zaten en aşağısı bizim 2-3 günümüz hayatımızın hastanelerde, eczanelerde geçti.
Bizim 1200 lira veya 1100 lira parayla bizim mutfağımızın tüp parası değildi. Ayda biz bir tüp değiştiriyorduk. İlaç paramızın KDV'si değildi. Ama ha, onları da saymıyorum. Ahmet'i görmüyor dediğin sırada burada vebalin altında kalıyorsun, vebalimi çekiyorsun. Bir. Yani burada vebalimi çekiyorsun. Ben Ahmet'i yani ağız olarak değil, canlı yayında olarak değil, gerçekten kalpten sevdim. Bunu da senden oturup tanıştığımızda ben bu çocuğun nerede, yurt içi yurt dışı nerede tedavi olacaksa ben bunu yaptıracağım namusum şerefim üzerine dedim mi? Dedim. Yaptırdın mı? Yaptırdım. Kendi kulaklarınla duydun. İzmir'de hocamız dedi ki ne? Bunları yaptı mı? Yaptı. Ha? Yaptı. Yüksek sesle söyle. Yaptı. Yaptı. Yani özverili bir adamdı. Evet. Niye ilk yayına bağlandığında tam tersi sanki Bekir böyle hiçbir şey yapmayan sorumsuz bir adammış gibi davrandı? Haftalık gittik. 15 günde gittik. Aylık gittik. 18 ay. E tamam Tepeci'ye gittik, ben onu inkar edemem. İzmir, İzmir, gittik. Hayır İzmir Tepeci'ye gittik. Tamam ben de öyle diyorum Tepeci. Aynen dedim. Ama he, tedavi olaydı, tedavisi olaydı ve de kendi kulaklarından duydun. Hocamız dedi aileni getirme, masada fazla etme Bekir, tek kişiye atla gel. Tek sen kulaklarından duy. Ben yalan yapmayayım, yalan yanlış yapmayayım diyerekten gece 3 koltuk aldım gittik. Ayşe Hanım, ne kadar nereye getirseniz getirin götürün ama tedavide evet. Geç kalınmış. 2 yaşında, 3 yaşındayken olaydı. En aşağısı %80 düzelme şansı yani. Varmış. Benim evlendiğimde 7 yaşındaydık. Sen Ahmet'in. Ben gibi olmaz dedi doktor ama evet. Dedi geç kalınmış dedi. İyileşirdi. Hı. Ama bunun için kendi en azından ihtiyacını görebilir dedi. Bunu yaptığını yani biliyoruz. Onu Bekir'in sayesinde öğrenmiş oldum. Bekir'in psikolojik baskısından kaçtım, bunu aldım dedin. Niye kendin için ayakta kalmadın? Niye gittin yine bir erkeğe sığındın? Hep şu olaydı, şunu yapmanı isterdim. 3 gün evveli Çivril'den geldik. Babamın yanından, kızımızın doğum gününü yaptık. Gülüp oynuyor. Ya Bekir ben gitmeyeceğim, sana sordum. Kuzum 10 gün falan ameliyatın ertelendi. Gidecek miyim, kalacaksan kalın annemle babamla kalın, ben otobüsüne devam edeyim. O zaman ama ben gideceğim deyince Allah razı olsun babama. Oğlum o zaman arabayla gidin. Öz babasının da arabası, bendeki araba. Evet. Gittik. Madem ki ne benim böyle bir şeyim vardıydı. Böyle bir acizliğim vardı. Babanın evinde kalaydın keşke. Keşke babanın evinde kalaydın. Ben Ayşe'den bu sorunun cevabını almak istiyorum. Yani seni boğulduğunu, bunaldığını ve o ilişkiyi yürütemeyeceğini söyledin. Niye kendin için bir şey yapmadın? Çocukların adına. Bilmiyorum ya Esra Hanım. Gerçekten bilmiyorum. Niye gidip yani hem bir sürü ağır kaldırılamayacak sözü işiteceğin bir ilişki yaşadın? Gayri ahlaki. Nasıl yani? Yani niye bir adamın yanına gittin gene? Bilmiyorum. Ya psikolojik şiddet gören, bunaldığını söyleyen, çocukları için ayakta kalan bir kadın ve bir anne kendi için yaşar. Ablam. Sen başka birine gidiyorsun. Hasta rahatsız, tamam eyvallah.